Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak arkadaşlar ücretsizdir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de size bu şekilde hem kolay, şöyle sadece zincirden oluşan bir model hazırladım. Bakın arkadaşlar, şöyle bu yuvalar hazırlarken acaba bu fındık, kirpikli fındık mı yapsam, akide şekeri mi yapsam, yoksa tunus yaprakları mı yapsam diye düşünürken arkadaşlar, birden aklıma şöyle herkesin yapabileceği şöyle kolay bir papatya yaprakları yapmak geldi. Bugün de bu şekilde size böyle kolay bir model hazırladım. Hem de çıtı pıtı. Şöyle 7 yaşındakinde, 70 yaşındakinde yapabileceği. Yani 7 belki biraz az ama 13 yaşındaki yapabilir sanırsam. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde, bakın. Çok da zarif bir model, çok da güzel bir model. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tülbentimizin ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Tığ battığımızın içine de sık iğne ile sabitliyoruz. Hemen ara suyunu yapmaya başlayalım. 5 tane zincir. 2 defa tığımın başını doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma giriyorum. Şöyle 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 seferde aldık trabzanımızı. 5 zincir çekiyorum sıkı sıkı. Hemen kapatıyorum 5 zincirimi. Buraya bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Sıkı sıkı zincirimizi çektik. Trabzanımıza kapattık. Buraya 2 tane bu şekilde, bakın, kirpik yaptık. Geri kalan bu trabzanımıza da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi yaptık. Hemen aynı tığ battının içine trabzanı yapmaya başladığımız tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet, ara suyumuzun işlemi bu kadar. Şimdi çiçeğimiz için 2, 3, 4, 5 yuva hazırlayacağız. 5 zincirimizi çektik. 2 defa tığımı doladım. 1, 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya aynı şekilde 1, 2, 2, 2. Evet. Bakın. Aynı trabzanlarla beraber bu şekilde ara suyla beraber aynı trabzanları yaptık. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanımın arasına girip şöyle 2, 2 alarak buraya bir tane kutucuk yaptım. Şimdi 5 zincir çekiyorum diğerlerine arkadaşlar. Çünkü aynı boyutta oluyor şu köşe sık iğnesi tümsekliği olduğu için. Bir defa doladım. Buradan trabzanın arasına, yuvanın içine, kutucuğun içine giriyorum. Yine 2, 2 alarak buraya ikinci bir kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini 4 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane eksik fazla aslında yuvalara fark etmiyor. Hepsini 5 de çekebilirsiniz. 4 zincir de çekebilirsiniz. Bu şekilde 3 tane yuva hazırladık. Ve bunu da aynı şekilde, bakın, trabzanıma kapatıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle buraya 3 tane kutucuklu yuva hazırladık. Geriye kalan kısma yine 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle aldırmaya çalışıyorum 5 sık iğneyi. Ve yine aynı tığ battının trabzan yapmaya başladığımız tığ battının içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Eğer fazla beri gelirse bir öndeki tığ battıya da bu şekilde kapatabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, bakın, bunun hemen yanındakine. Evet, şimdi yine ara suyuna geçiyoruz. Bu kadar arkadaşlar, bakın. Ara suyumuz ve yuvamız. 5 zincir. Sıkı sıkı 5 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Hemen bakın, 2 tane atlıyorum. Battığımız tığ battıdan sayalım. 1, 2.
Üçüncü tığ bat diye girdim. Şöyle bir, iki, iki, iki. Trabzanımız hazır. Şimdi buraya 5 tane zincir. Sıkı sıkı 5 zincirimi kapattım. Bu ilk kirpi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. 5 zincirim. 2 tane kirpik yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yuvada da aynı şekilde bir kutucuk yapmak için battık. Bir de yaptığımız üçüncü kutucuğu kapatmak için iki tane bu şekilde sık iğne yapılmış oldu. Burada da iki kirpik için sık iğne. Geriye kalan burada da orada da 5 tane sık iğne olacak arkadaşlar. Yani ara suyuyla bu çiçeğimizin sık iğneleri sayısı aynı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya 3 tane çıtı pıtı olduğu için şöyle sadece 3 tane koyuyorum arkadaşlar bu sık iğnelerde. 2 defa tığımı doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı diye 1, 2, 2, 2. Bu şekilde 3'e tamamlıyorum ara suyunu. Ve yine 5 zincir çekerek buraya arkadaşlar çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız. 2 defa tığımı doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine şöyle 1, 2, 2, 2 alarak 4 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 alarak buraya bir tane kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa doluyorum. Yaptığım ikinci kutucuğun içine girip 2, 2 alarak üçüncü kutucuğu da bu şekilde yapıyorum. Hemen şöyle arkadaşlar trabzanımın arasına girip sık iğne ile buraya sabitledim. Papatyamızın yuvaları bu şekilde. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle güzelce sıkı sıkı bir sık iğnelerimiz olsun. Hemen 5. sık iğneyi yapıp 6. sık iğnemi de yuvanın içinde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yanına şimdi ara suyu yapımına başlıyoruz. 2 defa doladım. 2 tığ battı atlayıp şöyle 3. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 olarak aldığım bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum trabzanıma kirpiğimi. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bakın trabzanımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi yaptım. 6.'yı tığ battım da. Bu şekilde bu yaptığım arkadaşlar sık iğneli, kirpikli. Bu 3 tane yapacağız trabzanda. Sonra bu yuvayı yapıp bu şekilde devam edecek çimenimiz. Şimdi arkadaşlar papatyamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle rengarenk papatyalar yapacağız. Bu yeşil yuvanın ilk kutucuğumun içinden girip ipimi buraya sık iğne ile sabitledim. Üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle zincirler ama çok sıkı çekiyorum kalıp gibi. 2 defa tığımı doladım. Hemen bu yeşil yuvaya giriyorum. 2, 2, 2. 2 tane trabzanım oldu zincirimle beraber. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. Tekrar 2 defa tığımı doluyorum. Yeşil yuvaya girdim. 2, 2, 2. 4 oldu. 2 defa tığımı doladım. Yeşil yuvaya giriyorum. 2, 2, 2. 5 tane olunca hemen 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya yeşil yuvaya 6.
Trabzan olarak kapattım. Şimdi yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine buraya 4 zincir. Başta 4 zincir, aşağı arkadaşlar şöyle öne meylettiği için biraz eksiltme yapıyorum. 4 zincir. 2 defa doladım. Hemen kutucuğuma giriyorum. 2 2 2. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. Evet. Zincirle beraber 3 oldu. 4. trabzan için yine 2 defa doluyorum. 2 2 2. 2 defa doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2. 5. trabzan için bu şekilde. 6. trabzan için 3 zincir. Aynı yuvaya trabzanları yaptım. Yuvaya kapattım. Bu şekilde bakın, yaprağım hazır, bitti. Sık iğne ile 3. yuvaya geçtim. Evet. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Hemen yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2. Şimdi arkadaşlar, burayı da aynı şekilde 5'e tamamlayacağız. 6. trabzanı da 3 zincirden yapacağız. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2. Bakın arkadaşlar, 5 tane trabzan olunca hemen 3 zincir. 3 zincirimi de bu şekilde sıkı sıkı çekiyorum. Hemen kapattım. Bu şekilde yeşil yuvamı. Bir zincirimi de çektim. İpimi koparıyorum. Evet, sıkı sıkı yaptığımız için, bir de hep ikişer ikişer aldığımız için bakın, kalın kalın papatya yaprakları oluyor arkadaşlar. Hemen iplerimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde mürdüm renginden yapacağım. Böyle kalmış küçük küçük rengarenk 10-15 tane, ne kadar ipiniz varsa onlardan da rengarenk yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil yuvanın içine yine sık iğne ile bu şekilde ipimizi sabitliyoruz ve 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Yeşil yuvamın içine şöyle 2 2 2 olarak aldım. 2 defa tığımın başını doladım. Yeşil yuvanın içine 2 2 2. 3 tane trabzan oldu zincirle beraber. 5 tane bu şekilde 2 2 alarak trabzan yapacağız. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yeşil yuvanın içine girdim. 2 2 2. 5 tane bu şekilde trabzan olunca hemen 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. Sıradaki yuvamın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 2. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 2 2. 4. trabzan 2 2 2. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2. Hemen arkadaşlar bakın, bu şekilde yine 5 tane olunca 3 zincirimi 6. trabzan olarak bu şekilde yeşil yuvada kapattım. İkinci yaprağım da hazır. 3. kutucuğun içine geçip sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. İlk başta 4, sonra zincir sayımız en son 3'e düşüyor. 2 defa doladım. Şöyle yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2. 3 oldu. Bunu 5'e tamamlayacağız arkadaşlar bu şekilde. 2 defa doluyorum.
Yeşil yuvaya girip 2, 2 ve 2 olarak aldım. 5 tane yine trabzanımız oldu. 3 zincirimi çekiyorum. Buradan sık iğne ile sabitledim. Dibine de bir zincir muhakkak hem trabzanım otursun hem de ipim kesildiği an sökülmesin arkadaşlar. Şöyle ipimi kopardım. Bu en son kopardığımı arkaya çekiyorum. Bu baştakini direkt yakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle modelimin bitmiş halini, tüm renklerimi şöyle karşıdan sizlere göstermek istedim. Evet. Çok da bakın arkadaşlar, kolay, böyle çıtı pıtı zarif bir model oldu. Çok beğendim arkadaşlar. Hem kolaylık yönünden hem duruş yönünden. Şöyle rengarenk papatyalar bahar gibi bu şekilde açtı. Şöyle bir de size yakından göstereyim arkadaşlar modelimi. Evet, yapılışı anlattığım gibi çok kolay. Bakın hepsi aynı gidiyor. Trabzanların sık iğne sayıları bile aynı. Siz de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.